Havaların ısınması ve doğanın canlanmasıyla birlikte pek çok insan park ve bahçelerde güzel havanın tadını çıkarmaya başladı. Ancak önlem almadan yeşillik alanlara çıkanlar kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. Çünkü bu aylarda kene ısırmalarına bağlı Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış gösteriyor. Kene ısırmasının belirtilerini, eğer kene üzerimize çıktığında ne yapmamız gerektiğini, nasıl tedavi olmamız gerektiğini bilmek bu anlamda çok çok önemli. Yazın karşılaşabileceğimiz diğer enfeksiyonları da bize Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanı Profesör Doktor İlyas Dökmetaş verecek. Efendim, siz de eğer bize katılmak isterseniz ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan bizi arayabilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş Nasılsınız, bulduk. iyi Teşekkür misiniz? ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz Biz nasılsınız? deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, şimdi kene konusuna geleceğim ama öncelikle enfeksiyon hastalıkları uzmanı toplum tarafından çok fazla bilinmiyor. Acaba kimdir enfeksiyon hastalıkları uzmanı? Ne zaman size başvurmak gerekli? Bir de acaba her hastanede, her klinikte var mıdır bu uzmanlar? Evet, güzel bir soru. Ne yazık ki toplum enfeksiyon hastalıklarını bilmiyor. Ancak televizyonlardaki dizilerden, programlardan veya bir yakını hastaneye yattıysa o vesileyle bizim bilim dalımızla ilgili konulardan haberdar oluyor. Evet. Çünkü biz diğer ana bilim dallarla birlikte çalışan bir kliniğiz. Nedir enfeksiyon? Bir mikroorganizma tarafından oluşturulan bu bakteri, virüs, parazit, maya hücresi gibi küçük canlılar var. Bunlar tarafından oluşturulan, bazen yüksek ateş üşüme titremeyle seyreden, bazen ateş olmadan da belirti veren, bulantı, kusma, ishal, öksürük, balgam Evet. gibi belirtileri olabilen, bazen ciltte döküntülerle seyreden, bazen şuur bulanıklığı, komaya giden tablolar olan, bulaşıcı olan veya olmayan bir hastalık grubu. Her alanın enfeksiyonu var. Saçlı derinizden ayak tırnağına kadar olan organlarınızı, alanlarınızı düşünün. Beyin iltihaplanmaları. Organların iltihaplanmaları da. Organların iltihaplanmaları. Hemen aşağıya doğru inin. Bademciklerin iltihaplanması. Kış döneminde Evet, fazlaca kulak görülür. iltihaplanmaları. Sinüzitler. Akciğer enfeksiyonları. Zatürre veya onun sıvı toplaması, verem hastalığı, kalbin enfeksiyonları, endokardit dediğimiz klinik tablo, bağırsaklar, ishaller, safra yollarının iltihapları, böbrek enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, genital sistemle ilgili olan hastalıklar. Bunların hepsi enfeksiyon hastalıkları. Evet. Günümüzdeki olan önde gelen hastalıklar nedir derseniz, toplum açısından bilinen işte kış döneminde grip, Evet. salgınlar, zatürre, yaz döneminde Kırım-Kongo kanamalı ateş ve ishaller, her mevsimde karşımıza çıkan sarılıklar, HIV AIDS gibi hastalıklar, beyin iltihabı menenjit gibi hastalıklar, yine toplumda zaman zaman gördüğümüz şarbon, kuduz gibi zoonotik hastalıklar, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar enfeksiyon hastalıklarının temelini oluşturuyor. Evet. Yani bizim alanımız aslında Çok geniş. çok geniş. Evet. Bunlar toplumda gördüğümüz hastalıklar. Bir de hastane enfeksiyonlarımız var. Hani bir yakınınız hastaneye yatıyor, ameliyat oluyor, çok başarılı bir ameliyat, arkasından enfeksiyondan kaybediliyor. Hep duyuyoruz hocam. Hep duyuyoruz. Neden olur Bir bu? bakan kaybedilmişti geçmiş dönemde. Evet. Bir küvezlerde olan salgınlardan sonra onlarca yeni doğan bebeğimiz Evet. hastalanmıştı. Tüm dünyada görülüyor hastane enfeksiyonları. Neden olur hastane enfeksiyonu? Normalde cilt ve mukoza bütünlüğünün sağlam olması. Yani sizin cilt ve bütünlüğünüzü düşünelim. Evet. Mikroorganizmalar vücudunuzun içerisine giremiyor. Doğru. Girebilmesi için ya size damar yoluyla bir kateter takılması, ya şuur durumunuzun bozuk olması ve ağzınızda, boğazınızda olan tükürük ve benzeri şeylerin akciğerlere doğru gitmesi, ya idrar yoluna bir sonda takılması, oradan mikroorganizmanın idrar yollarına gitmesi veya cerrahi olarak bir operasyon yapıldıysa, cilt bütünlüğü bozulduysa o bölgede, ameliyatta bozulacak zaten. Oradan mikroorganizmaların girmesi,
veya günümüzde çok sık kullanılıyor protez uygulamaları. İşte bacak kırıkları protez uygulanıyor. Kalpte protez uygulanıyor. Evet. Veya değişik maddeler konuyor. Şeyler konulabiliyor. Kalıcı kateterler konulabiliyor. Bunların hepsi hastane enfeksiyonları için zemin hazırlıyor. Ve dünyada da bunu tamamen yok etmek mümkün değil. Önüne geçilemez mi hocam bunu? Tamamen sıfıra düşürmek çok 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 zor. Ama uygun tedbirleri alırsanız, bunların başında da el yıkama oluyor. Yani şu ellerimiz aslında çok tehlikeli. Hasta bütün yakınlarına mı rol düşüyor? Hasta yakınlarınızda da olabilir. Biz toplantı öncesinde sizinle tokalaştık. Evet. Ben hastaneden geldim. Evet. Hastanedeki florayı getirdim, sizin elinize verdim. Evet. Sizin vücut direnciniz düşükse siz bunu alabiliyorsunuz. Veya evde yatan bir şeker hastası varsa, diyabet hastası, kanser tedavisi gören bir hasta varsa siz eve gidip onunla tokalaşıyorsunuz veya onu seviyorsunuz, yemek yediriyorsunuz. O sırada o mikroorganizmayı oradan oraya taşıyabiliyorsunuz. O yüzden ellerimizi her gün birkaç defa yıkayacağız. Evet, zaten yemek öncesinde, yemek sonrasında, tuvalet öncesinde, sonrasında ve gün içerisinde birkaç kez elleri yıkamak lazım. Sadece benimle tokalaşmanızı düşünmeyin. Otobüse bindiniz. Tabii. Metroya bindiniz. Demirleri tuttuk. Veya özel aracınızla geldiniz de, bir taksiyle geldiniz de cebinizden çıkarıp para verdiniz. Evet. O parada ne kadar mikroorganizma var biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum. Yani aslında biz bedava yaşıyoruz. Evet. Bu da vücut direncimizin sağlıklı olması, yabancı mikroorganizmaları vücudumuzun koruyucu askerleri tanıması, onlar olmaması gereken yere girdiğinde onlarla mücadele etmesi sonucunda hastalık oluşmuyor. Evet. Sağlıklı kalıyoruz. Ama hasta olan birinde? Hasta olan birisinde ileri yaşta, yaşlılıkla birlikte vücut savunma sistemleri bozuluyor. Evet. Şeker hastası olanlarda, sirozlu hastalarda, böbrek yetmezliği olanlarda, HIV-AIDS hastalığı olanlarda, kanser tedavisi görenlerde, kortizon tedavisi alanlarda bunların vücut savunmaları bozuluyor. Hı hı. Savunma sistemleri iflas edebiliyor. Veya iflas etmese bile yetersiz hale gelebiliyor. Çok çok dikkat etmek lazım, dikkat değil etmek mi? Gerekir. Özellikle yakınlarına. Tabii. Şimdi hocam, yaz aylarındayız ve yaz aylarında en çok görülen hastalıklardan biri dediniz ki kenelerden bulaşan Kırım Kongo ateşli hastalığı. Şimdi öncelikle bunun tarihini merak ediyorum ben. Araştırdığım kadarıyla 1944'te ilk Kırım'da tanımlanmış ama Türkiye'ye, dünyaya gelişi nasıl olmuş bu hastalığın? Aslında o 1940'tan 1000 yıl öncesinde Orta Asya'da bu hastalıkla ilgili veriler var, yazılar var. Hı hı. Çok eskide de kanamalı ateş, öldürücü hastalık diye veriler geriye dönelik yaptığımızda çıkıyor ortaya. Fakat dünya literatürüne girmesi 1944'te başlıyor. Hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin almış olduğu Kırım bölgesinde tarım arazileri işletmeye açılıyor. O bölgede askerler çalıştırılıyor. Bataklık alanlar, hemen yanında kırsal alanlar, çalıların, otların, işte ağaçların olduğu alanlar o bölgelerde çalışılıyor. Ve buralarda bulunan keneler o çalışan insanların vücutlarına tutunuyor ve onlar da yüksek ateşle seyreden, kanama ile kendisini gösteren, hastaların da %50 kadarını öldüren bir hastalık ortaya çıkıyor. Ki İlk defa tanımlanıyor. Tedavisi Rusya'da, de yok. Evet. Evet. O dönemde tedavi yeterli değil. 100 hastadan 50 kadarı ölüyor. Nedir bu diyorlar, araştırıyorlar, inceliyorlar. Bir şey bulamıyorlar. Buna diyorlar Kırım'da görüldüğü için Kırım hastalığı diyelim. Bundan 10 yıl kadar sonra Kongo'da benzer bir hastalık oluyor. O dönemde bugünkü gibi iletişim bilgileri çok iyi değil. Kongo'da da ayrı bir hastalık diye düşünüyorlar. Orada da benzer bulgular var. Kanamalar var, baş ağrıları var, kas eklem ağrıları var, ateş var. Şuur durumu bozuluyor, komaya giren hastalar var, ishali olanlar var. Buna Kongo hastalığı diyorlar onlar. İkincisinden, yani Kongo'dan bir 4 yıl sonra bu iki hastalıktaki serumlar inceleniyor. Bakılıyor ki aynı mikroorganizma, aynı virüs bu hastalığa sebep olmuş. O halde literatüre biz bunu Kırım, Kongo, kanamalı ateş diye koyalım deniliyor ve böylece
isimlendiriliyor. Peki Türkiye'ye gelişi nasıl oldu hocam? Şimdi bir dönem medyatikti. Aman kendilere dikkat deniyordu ama şu sıralar bu tür haberlerle karşılaşmıyoruz. Acaba dönem dönem yayılıp dönem dönem biten bir virüs türü müdür bu? Şöyle, Türkiye'de ilk kez 2002-2003 yılında bununla ilgili veriler oldu. Ben o zaman Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeydim, öğretim üyesiydim. Bize Tokat bölgesinden gelen hastalar oldu. Yüksek ateşi var, kan değerlerinde düşmeler var, kanın şekilli elemanları var, eritrosit, trombosit, lökosit diye o değerler düşmüş. Vücutta döküntüleri var, burun kanaması var. Buna benzer şeyler ve hastalardan bir tanesi vefat etti. Hmm. Bir tanı koyamadık. Yaşlı bir hasta mıydı? Genç bir hastaydı. Hmm. 45-50 yaşlarında bir hastaydı. Tokat'ın bir köyünden. Sonra yine benzer bir hasta geldi. O dönemde de Tokat'tan yurt dışına ihraç edilen meyve ve sebzelerde kimyasal artıklar var diye basında çıkmıştı. Acaba biz dedik bu kimyasal artıkların etkisi mi kan tablosunu bozdu? Evet. Ve bu tabloya sebep oldu. Sizin karşınızda bozulan bir kan tablosu var. Ve ateş var, kanama ateş var. Ateş var ve kanama var. Kanama var. Böyle bir hasta. Ve kitapları karıştırdık, literatürlere baktık. Buna benzer bazı hastalıklar bulduk ama bunlar bizim ülkemizde hiç görülmeyen hastalıklar. Amerika kıtasında var, Avrupa'nın belirli kesimlerinde var. Olabilir mi diye ön tanılarımıza yazdık. Mesela Ehrlichios dedik, böyle bir hastalık olabilir mi gibi. Ama bu büyük ihtimalle gıda ile ilişki dedik ikinci, üçüncü vakalarımız sırasında. Sonra hastaların değişik değişik bölgelerden gelmesi, aynı gıdaları tüketmemeleri ve benzeri olması nedeniyle hayır bunda bir olay var, bunda bir mikroorganizma var, bunun sebebi bir enfeksiyon büyük ihtimalle, kimyasal değil tarafına doğru kaydık. Aynı günler içerisinde yani bu bir hafta 15 günlük bir süre içerisinde. Sonra benzer hastalıklar Trabzon bölgesinde görüldü, Samsun'da görüldü ama hastalığın ilk çıktığı yer Kelkit Vadisi ve Tokat. Tokat oldu. Ve Tokat hastalığı diye de bir nebze biz onu bilinir. Konuştuk. Doğru. Öyle de literatüre girdiğinizde, evet. Arama motorlarına girdiğinizde onu bulabilirsiniz belki. Sonra bunun hastaların serumlarını Sağlık Bakanlığı'na, Hıfzı Sıha'ya gönderdik. Trabzon'dan arkadaşlarımız, bizler, bakanlık, yurt dışına bunları gönderdiler. Biz de inceledik. Yurt dışındaki sağlık merkezlerinde de incelendi. Fransa'ya, Japonya'ya birçok merkeze gönderildi. Sonra bunun bir virüs olduğu ortaya çıktı. Ve Kırım-Kongo kanamalı ateşinin etkeni olduğu, bu tablonun da Kırım-Kongo kanamalı ateş olduğu ifade edildi. 2002-2003. Ki ben bundan 5 yıl kadar önce, yani ondan 5 yıl önce 1997 gibi asistandım o dönemlerde. Bir hasta kliniğimize yatmıştı. Yüksek ateşi var, kanaması var. Yattıktan bir saat kadar sonra hasta kaybedildi. Allah Allah. Bu nedir dedik o zaman hocamızla konuştuğumuzda. Bu bir kanamalı ateş dedi. Belki o da Kırım Kongo'ydu. Bilmiyoruz. Olabilir. Tek bir olguydu o dönemde. Neden geçmişte yoktu da daha sonra ortaya çıktı soruları belki karşımıza gelebilir. Bunun için birçok faktör var. Ben size sorayım. Neden ortaya çıktı acaba? Siz ne dersiniz? Ben kenelere nasıl inildi? Yani kaynağının keneler olduğu nasıl bulundu onu çok merak ettim. Acaba bu keneler belli bir coğrafi bölgeden mi taşındı bize? Nasıl taşındılar onu düşünüyorum şimdi hocam. Acaba birileri bizim ülkemize getirmiş atmış olabilir mi? Bu biyolojik ajan, biyolojik silah yetkeni olabilir mi? Bu keneler geliyor. Böyle olabilir mi? Akla geliyor. Doğru. Toplumda da aslında bunlar zaman zaman soruluyor. Evet. Deniliyor ki işte bunu şu ülkenin insanları getirip attılar. Bu bölgede yaptılar. İşte şöyle bir olay oldu. Evet, biyoterörizm çok önemli bir konu. Ülkeler her yönüyle kendi devletlerini savunmak için değişik yöntemler hazırlıyorlar. Ama biyoterörizmle mücadele Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmalar var. Tüm dünyada yasaklanmış durumda. Hmm. Fakat yine bundan 1000 yıl kadar öncelerine gittiğimizde, 1500 yıl öncesine gittiğimizde Kazan bölgesinde, o bölgede Moğolların istilası sırasında bir kale fethedilmek isteniyor ama bir türlü alınamıyor. Evet. Sonra o kaleden içeriye mancınıklarla vebalı hastaların cesetleri atılıyor. Evet. O kalenin içerisinde bir salgın oluyor. Salgında kaledeki insanlar bitap düşüyor, ölüyor ve kale fethediliyor. Bu tarihte biyolojik görülmüş savaşların olduğu bir gerekçe, görüntü. Bir fethetme biçimi. Tabii.
Ondan sonraki yıllar içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nda, daha öncesinde, daha sonrasında Almanlar, Ruslar, İngilizler, birçok devlet bunu yaptı. Biz biliyor muyuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerlilere hediye battaniye götürüldüğünü ve orada salgın oluşturulduğunu ve binlerce, yüz binlerce yerli Amerikalı'nın öldürüldüğünü İngilizler tarafından. Evet. Dolayısıyla böyle bir şüphe var, öyle mi hocam? Türkiye'ye atıldığı Hayır. yönünde. Bu ihtimali yok diyeceğim ben, ama önce Öyle şunu mi? söyleyeyim. Amerika kıtası keşfediliyor. Oradaki yerlilerle savaşlar var. Amerika'da çiçek hastalığı hiç yok, ama Avrupa'da, eski dünyada, bizlerde var. Buradan oraya battaniyeler götürülüyor, elbiseler götürülüyor, yardım amacıyla ve diğer şeylerle, hangi amaçlarla götürülür orasını bilemiyorum. Oradaki yerli halka veriliyor ve arkasından orada salgın hastalık ve binlerce insan ölüyor. Bu Yazık. bir olay. Olay. Ve bundan bir 15-20 yıl önce Sovyet Rusya'da, eski Sovyetler Birliği'nde, Sverdlovsk'ta, bir biyolojik silah üretilen bir merkezde, şarbon merkezinde bir kaza ve arkasından 100'e yakın insan orada öldü. Yazık. Japonya'da bu oldu. En Yazık. son da şarbon sporları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kuleler yıkıldıktan sonra mektuplarla, zarflarla şarbon sporları gönderildi. Ve oradaki insanlara bu şarbon sporları bulaştırılarak hastalık oluşturulmak istendi. Yani Anladım. biyoterörizm var. Sorunuza geleyim ben. Bence bu bir biyoterörizm etkeni olabilir, ama bizim ülkemize bulaştırılan bir şey değil. Niçin? Bundan 100 yıl kadar, 50 yıl, 60 yıl kadar önce hemen yakınımızda Kırım'da bu hastalık ortaya çıkmış. Kırım'dan bizim ülkemize kuşların geçiş güzergahı içerisindeyiz biz. Kuşlar, Taşımış tavuklar, olabilir. kedi, köpek, koyun, inek gibi canlılar, tilki, tavşan gibi Canlılar. canlılar bu keneleri taşıyorlar. Kene canlıyı istiyor. Kan emerek yaşıyor. Evet. İnsan bulursa insana tutunuyor. Başka bir canlı bulursa Bulamazsa ona can diyor. tutunuyor. Peki hayvanlara bulaşmıyor mu hocam? Hayvanlara bulaşıyor, ama onlarda hastalık şeklinde geçmiyor. Anladım. Yani kuşlarda olabilir, diğer canlılarda olabilir, sığırlarda olabilir. Onlar da çok hafif seyirli ve öldürücü olmayan bir formla beraber geçiyor. Taşımıyorlar da insanı herhalde. Onlar taşıyorlar insanları. Onlar da Şöyle taşıyabiliyor. taşıyorlar derken şöyle. Mesela siz bir tavşan aldınız. Evet. Bu bir uygun olmayan bir yerden aldınız. Veya bir kedi, köpek geldi, aldınız, evinize getirdiniz. Doğada kene her yerde var. O kedi, köpek çalıların arasında, ormanlık alanda, bahçede gezdi. Orada kene ona tutunuyor. O kene onunla birlikte evinizin içerisine geliyor. Peki hayvandan bize bulaşıyor mu? Tabii o kene hayvandan düşüyor, çıkıyor. Ondan sonra gelip sizi tutunabiliyor. Ha, Veya kene siz ondan tutunursa. alınır, siz onun üzerindeki keneyi çıkarmak isterseniz virüsü kendi vücudunuza alıyorsunuz, Bulaştırıyoruz. bulaştırıyorsunuz. Şimdi siz Tokat deyince hocam, Tokat'tan bir izleyicimiz yazmış. Biz Tokat'ta yaşıyoruz. Bahçemizde çok kene var der. Keneleri uzaklaştırmak için hangi yöntemleri yapalım? İlaçlayalım mı, yakalım mı der. Aman ha, aman ha. Hocam bir Şöyle diyeyim, ilaçlama ve yakma konusunda ilaçma uyarılarınız ve olacak mı? yakma çok doğru olan bir yöntem değil. Bizim önerimiz şu: keneleri biz dünya üzerinden yok edemeyiz yakmakla veya ilaçlamakla. Yakmakla, ilaçlamakla diğer canlıları da biz yok ediyoruz. Bu biraz önce programa başlamadan önce anız yakmayla ilgili bir kamu Spot spotu girdi. vardı. Evet. Çok güzel bir spot aslında. Evet. Bu hepimizin kulağına küpe olması gereken bir şey. Biz tarlaları yakarken ormanları yakıyoruz. Çok doğru. Tarladaki artık malzeme diye, anız diye düşünülen o şeyleri yakarken tarladaki küçük canlıları yakıyoruz. Bizim hiç kimseyi öldürmeye hakkımız yok. Tarladaki toprağın kıymetli kısmını yakıyoruz. O içerisinde bizim gıdalarımızın, buğdayın, arpanın ve diğer şeylerin büyümesi için gereken olan şeyleri biz kavuruyoruz, yakıyoruz. Ondan sonra da verimsiz hale geliyor o toprak. Evet. Bunu Bahçemizi yapmayalım. de yakamayız, anızda yakmayalım, bahçemizi ilaçlamayalım da. Şunu yapalım: bir, bahçemizi biçelim, temiz olsun. Çünkü keneler ağaçların kovuklarında, yerden şöyle yarım metre, bir metre, 2 metre büyüyen çalıların uçlarında, oralarda daha çok bulunur. Ve o bölgeden geçen insan varsa
onun sürtünürken yanından geçerken onun üzerine tutunur. Veya oradan yere düşebilir, kene zıplamaz, kene uçmaz. Kesinlikle. Oradan aşağıya iner, orada bir canlı olduğunu hissedince, onun oksijenini, nefesini, karbondioksitini ve şeyini çok bilen bir canlı türüdür, ona doğru yürür. Bununla ilgili deneysel çalışmalar da var. Ve gider o canlıya, canlının da tutunamayacağı, göremeyeceği bir yere tutunur. Daha çok kulak arkasına, sırt bölgesine, koltuk arkasına, işte hayvanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kuyruk sokumunun olduğu bölgelere. Çünkü orayı ne ayaklarıyla temizleyebilir, ne diliyle hayvan temizleyebilir. Ulaşılamayacak noktalara yerleştirirler. Ulaşılamayacak noktalara ve salgıladığı bir enzim vasıtasıyla da siz kenenin tutunduğunu hissetmezsiniz. Kene gelir, size tutunur. Ve fark etmeyiz. Siz fark etmezsiniz çünkü anestezik bir madde salgılar ve hortumunu uyuşturur orayı. Uyuşturur, oradan içeriye doğru sokar. Bir mercimek büyüklüğünde olan kene, genellikle mercimek nohuttan daha küçük falandır. Mercimek büyüklüğünde olan kene kan alır, vücudundaki sıvıyı verir. İnsandan kan emer, tekrar verir. Ömer verir, nohut büyüklüğüne, fasulye büyüklüğüne kadar erişebilir. Peki her kenede virüs var mıdır hocam? Hayır, her kenede virüs yok. Şu aşamada 860 ayrı çeşit kene var. Bunların içerisinde hiyaloma dediğimiz bir cins var. Onun alt grupları bu keneyi taşıyor. Virüsü taşıyor. Diğerleri taşımıyor. Onun için her kene tutumunda bu hastalığı görmeyiz. Peki hocam, diyelim kene tutumunu gördük. Acaba onu kendimiz çıkarmalı mıyız yoksa hemen bir hekime mi başvurmalıyız? Önerimiz şu. Sağlık kurumlarına yakın bir yerdeyseniz hekime başvurmak. Hekim onu uygun bir şekilde çıkaracak. Eskiden cerrahlar o bölgeyi kesip hortumunu çıkaralım falan diyorlardı. Yapılmaması gereken bir uygulama. Keneyi tutacak penset gibi bir şeyle veya cımbız benzeri bir şeyle onu patlatmadan veya bir iplik ve benzeri kene çıkaran aparatlar var. Onlarla beraber keneyi çıkarmak. Kenelerin bir başı, bir hortumu, 8 tane de ayakları vardır şöyle. Bu hortumuyla vücuda girer. Siz bunu bir pensetle şöylece girdiğinizde, aldığınızda ayaklar açıkta kalır zaten. Tamam. Bunu buradan çekip çıkaracaksınız. Evet. Bunu evde eskiden annelerimiz diş çıkarmak için diş ip bağlarlardı ve çekerlerdi. Böyle bir iplikçik bağlayıp çekip çıkarabilirler. Yine de zor olabilir, bir hekimin yapması fayda. Bu şu aşamada biz öneriyoruz. Şöyle ise, hekime gitmek çok uzun sürecekse, doğru, bir köy bölgesindeyse, çünkü kene orada kaldığı sürece virüsü verme, hastalığı verme ve hastalık oluşma riski artacak. Ne kadar eğer süre kalması lazım hocam hastalık? Bizim önerimiz şu, en kısa zamanda çıkar deriz. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat geçmesin deriz. Ama bu zaten kişi keneyi hissetmedi, birkaç gün kaldı. Tamam. O gün de orada gördü. Hekime gidebilecekse, sağlık kurumuna gidecekse, sağlık kurumunda bu rahatlıkla çıkarılır. Ama gidemeyecekse, bu dediğimiz yöntemle ya bir iplikçik bağlayarak çekip çıkarmalı, ya bir penset gibi bir şeyle cımbızla vücudunu parçalamaması lazım. Yani cımbızın ortasındaki kısım vücudu parçalayabilir. Evet. Ona dikkat etmek gerekir. Çekip çıkaracaksınız. Hortumu çıkmayabilir. Derinin içerisinde kalabilir. Kalsın, onun bir mahsuru yok. Çünkü kenenin vücudundaki sıvıda virüs var. Mikroorganizma var. O şeyde bir problem olmuyor. Kalsa da olur. Hiçbir problem yoktur. Peki hocam, acaba belirtilerini gördüğümüz anda hekime mi gitmeliyiz yoksa kenenin takıldığını görür görmez tetkikler yapılmalı mı kişide? Zaten ikisinde de hekime geliyorsunuz. Evet. Şu anda insanlar panikliyorlar. Türkiye'nin neredeyse çok büyük bir kısmında Kırım-Kongo kanamalı ateşle ilgili olgular oluştu. İlk başlangıçta 2002'li yıllarda yıllık vaka sayımız 50, 80, 100, 150 falanken 1997'den sonra 2000'lerde falan bu sayı 1000-1200-1300'e kadar yıllık vaka sayıları çıktı. Son 4-5 yıl içerisinde de 500-600-400 gibi sayılar biraz düştü. Yani bir yükselme dönemi, hastalığın yaygınlığı, daha sonra da bir düşüş dönemi oluştu. Bunda da sizlerin etkisi, basın yayın organlarının bilgilendirmesi, insanların konuya hassas olması, hekimlerin bu konudaki dikkati, birçok faktör rol oluyor. Hastalıklar salgın oluyor, sonra düşüyor. Burada hekimin yapması gereken şey
onu uygun bir şekilde çıkaracak. Veya belirtilerle, o ateş, üşüme, titreme, kas eklem ağrıları, bulantı, kusma, kanama gibi belirtiler olmuşsa zaten hekime gidecek. Hekim o zaman büyük ihtimalle onu hastaneye yatıracak. Peki korunmak için bir aşısı var mıdır hocam bunun? Aşı konusunda çalışmalar var. Daha önce, bundan 30-40 yıl kadar önce Bulgaristan'da yapılan bir aşı var. Ama koruyuculuk oranı düşük. Bizim ülkemizde de iki ayrı merkezde aşı çalışması var. Bir tanesinde Sivas bölgesinden Profesör Doktor Nazif Elaldı ve arkadaşlarının da katıldığı, Kayseri bölgesinden Aykut Hocaların katıldığı bir çalışma çok iyi bir yere doğru geldi. Son aşamalara doğru geliyor. Bir de Ankara'da yapılan bir çalışma var, ayrı bir çalışma. Türkiye'de bu konuyla ilgili iki ayrı çalışma var, aşı çalışması. Zaman içerisinde olacak diye düşünüyoruz. Peki hocam, şimdi ilk belirtilerini söylediniz. Peki acaba ileri derecede etkileri neler olabilir? Bir de tedavi edilmezse neler yaşanabilir? Tedavi edilmezse Rusya'daki olgularda 100 vakanın 50'si ölmüştü. Çevremizdeki ülkeler var. 60'a yakın ülkede Kırım Kongo kanamalı ateş görülüyor. Bizim çevremizdeki ülkelerin de hemen hemen hepsinde var. Orta Asya ülkelerinde var, Avrupa ülkelerinin bir kısmında var, Afrika'nın önemli bir kısmında var. Yani çevremizi düşünecek olursanız burada. İran'daki olan salgında %15 gibi ölüm oranı. Bulgaristan'daki %10 civarında. Bizde ise ölüm oranımız %5. Aslında yani 100 vakanın 95'i şifa ile taburcu ediliyor. Çok güzel. Yani halk arasında şöyle bir düşünce var. Kırım Kongo kanamalı ateş eşittir ölüm. Evet. Öldüren hastalık. Hayır. Hekimlerimizin ilgisi, bu konudaki tıptaki gelişmeler, eksik olan şeylerin yerine konması, uygun tedavilerle biz hastaları %95 oranında yaşatabiliyoruz. İnsandan insana bulaşır mı hocam? Bulaşabilir. Şöyle, insandan hem aile içerisinde bulaş olabilir, hem de hastadan hekime bulaşabilir. Peki bu, siz nasıl korunuyorsunuz bu durumdan? Bariyer önlemlerimiz var. Ne gibi? Biz her hastayı, aslında enfeksiyon hastalıkları uzmanları, her gelen hastayı toplum açısından riskli diye düşünürüz. Kendimiz açısından da. Bazı hastalarımızda hastayı muayene edebiliriz ama hemen arkasından ellerimizi yıkarız. Bazı hastalıklarımızda o hastanın yanına girerken maske takarız. Bazı hastalarımızda hem eldiven hem maske hem gözlük takarız. Bazı hastalarımızda koruyucu elbiseleri giyeriz. Bunlarla yapmamız lazım. Bariyer önlemleri enfeksiyon hastalıklarında son derece önemli. Bizim hastamız verem olabilir. Karşı karşıya oturduğumuzda bu kadar yakınlıkta verem mikrobunu bulaştırır. Solunum yoluyla bulaşır. Evet. Çiçek hastalığı olur, su çiçeği olur, bulaşır. Yani bu geçebilir kişiden kişiye. Peki yakınına geçmemesi için hocam acaba sağlık uzmanları bir takım önlemler alıyorlar mı? Yani mesela o kişi hastaneye geldiğinde tedavi görürken karantinaya alınıyor mu? Yoksa evine gidip yakınlarıyla bir araya gelme gibi bir durum olabiliyor mu? Şöyle diyelim biz. Hasta geldiğinde Kırım Kongo kanamalı ateş teşhisi koyduk. Kanamaları var. Neresi burun kanaması kanıyor? Var. Burun kanaması olabilir. Genital sistemden adet kanaması şeklinde kanamalar olabilir. Büyük abdest bölgesinden kanama olabilir. Yani kanlı ishalleri olabilir. Vücudundaki deriler oluşur. Derilerden kanamalar olabilir. Yani yaralar oluşur. Oralardan kanamalar olabilir. Kusmuk olur. Kanlı kusmuklar olabilir. Böyle bir hasta bu şekildeki bir tabloyla geldiyse ona cerrahlar bazen müdahale edebilir. Ki o sırada da hastalanan, ölen hekimlerimiz var bizim. Bu şekilde hastaya müdahale edip ölen hemşirelerimiz var arkadaşlarımız içerisinde. Yanılmıyorsam 5 civarında sağlık çalışanı bu hastalık nedeniyle hastalardan aldığını düşündüğümüz yolla büyük ihtimalle mikroorganizmayı alarak hayatını kaybetti. 15 kadar arkadaşımız bu hastalığa yakalandı. Bunların büyük bir bölümü de yine hastalarından aldığını düşünüyoruz. Dışarıdan dalmış olabilirler. Yani kesin tanıyı koymamız çok zor. Ama çok dikkat edilmesi çok gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekir. Türkiye'de 2002 yılından işte 2019 yılına kadar 11 bin civarında Kırım Kongo kanamalı ateş oldu. Vaka sayısı bu. Evet. Peki bunların hocam, 550 civarında ölümü söz konusu. Evet. %5.
Peki hocam gelelim tedaviye. Süremiz daraldı. Tedavi yöntemlerinde ne gibi seçenekler oluyor? Biz tedaviden önce enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak koruyucu hekimliği öneririz. Deriz ki hasta olma. Birinci Evet. önerimiz o. Evet. Hasta olursanız tedavisi zor, zahmetli, maliyetli. Komplikasyonlar ortaya çıkabilir, kalıcı sekeller olabilir. Onun için bir, çocuklarınızla pikniğe gittiğiniz anda kuytu yerlere çocuklarınızı göndermeyeceksiniz. Tamam. Temiz olan alanlarda. Ve mümkünse de oraya bir beyaz örtü, battaniye, pike benzeri bir şeyler sererek onun üzerinde oturmalarını söyleyeceksiniz. Çocuklarınızın, eşinizin veya kendinizin pantolonlarının paçalarını toparlayarak çorapları onun üzerine geçireceksiniz. Çünkü kene ayaktan girip pantolon içerisinden vücudunuzun çıkabilir. Her tarafına doğru geçebilir. Evet. Sırtı üstü yatıp herhangi bir yerde otların üzerinde bulunmayacaksınız. Çünkü boyun bölgesinden gelip girebilir. Evet. Mümkünse beyaz giysiler tercih edeceksiniz. Veya beyaz pike çarşaf dediğimde siyah renkli olan keneyi gördüğünüz anda hareket eden küçük canlı oradan uzaklaşabilirsiniz. Eve gidince hemen banyo yapacaksınız ve tüm vücudunuzu koruyacaksınız, kontrol edeceksiniz. Birbirimizinkini de kontrol evet, etmekte fayda var. Evet, birbirinizi de kontrol edeceksiniz. Annesiniz, çocuğunuzu kontrol edeceksiniz. Eşi kontrol edecek. Çünkü görünmeyen bölgelerde de tutulmuş olabilir. Öncelikle bu, korunma yöntemleri. İki, aile yakınlarınızda birisinde kırım kongu kanamalı ateşi oldu ve bizim bahsettiğimiz gibi kanamalar falan varsa bunda bulaş daha fazla riskli. Çıplak elle o yaralara, kanayan alanlara falan dokunmayacaksınız. Hemen hekime getireceksiniz. Zaten biz eldivenlerimizi giyip, gözlüğümüzü takıp, maskemizi takıp hastaya öyle müdahale ediyoruz. O şekilde olan hastaları da tek kişilik odalar alıyoruz biz. Yanında başka hasta olmuyor. Bir nevi karantinaya altına bir yer, bir yerde gözlem altında biz gözlem o hastayı altında. Tutuyoruz. Ve o odaya girip çıkarken dışarıya kapıya da bu bölgede izolasyon yöntemlerimiz var diyoruz. İşaretlerimizi koyuyoruz. Her refakatçiyi, her gireni o bölgeye almıyoruz. Sadece hekim ve hasta giriyor o bölge, hemşire giriyor oraya. Onlar da girerken tedbirli olarak giriyorlar. Çıkartılarını ayrı yere alıyoruz. Onların imha edilmeleri ve diğer şeyleri son derece önemli. Allah korusun vefat ederse onun defnedilmesi için özel yöntemler uyguluyoruz. Derin çukurlara, üzerine kireçler konarak örtülmesi ve çift eldiven giyerek yıkanmalarının yapılması, hocanın, imamın bilgilendirilmesi gibi konuları mutlaka yakınlarına belirtiyoruz. Ama toplumda şu da olmasın. En kötü hastalık panik. Panik yaşamayalım. Panik yaşamamıza gerek yok. Çünkü bizim 10-11 bin hastamız var dedik. Bu 11 bin hastanın eşleri var, çocukları var, büyük anneleri, büyük babaları var, komşuları var. Yüz binler ediyor bu. Tabii. Bunlara bulaşmadı. Evet. Önlem ben almak önemli. Ben hekim olarak Sivas bölgesinde 1000 civarında hasta takip ettim diyelim işte geçmiş dönemler içerisinde. Bana bulaşmadı. Evet. Tedbirleri alırsanız önüne geçebilirsiniz. Öne geçebileceğiniz bir hastalık. Ama hastalık olursa ne yapacağız? İşte o çok. Veya kene tutundu çocuğunuza, kardeşinize. O panikle beraber hekimler bir durum tespiti yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz bunlarda kan değerlerinin düşmesi, trombosit dediğimiz kanamayı engelleyen bir kanın şekilli elemanı var. Onların sayısı 150 ile 400 bin civarında milimetrik. Hocam süremiz azaldı. Son cümlelerinizi peki, alsak. Peki. Bunların durumu nedir? Ona bakıyoruz. Bunlar normal seviyelerdeyse, hastanın ateşi yoksa hastaya hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece gözlüyoruz. Gönderiyorsunuz. Ama hastanın ateşi çıktı, kanamaları varsa ölüme sebep olan şey neydi? Kanamalardı. Evet. Kanamayı engelleyici şeyler veriyoruz. Trombositler veriyoruz hastaya. Plazma veriyoruz. Değişik ilaçlar var, onları veriyoruz. Ama şu aşamada kesin bir ilacı yok. Kesin bir tedavi şeyi yok. Eksik olanı yerine koyarak hastaları %95 oranında yaşatma şansına sahibiz. Çok bilgilendik hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, ben teşekkür ederim. Kırım Kongo hastalığını konuştuk. Nasıl korunmamız gerektiği çok çok önemli ve tanı ve tedavi yöntemlerini bize enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanı Profesör Doktor İlyas Dökmetaş anlattı. Kapatıyoruz programı. Pazartesi günü yine aynı saatte karşınızda olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, hoşça kalın.